Kardeşlerim, kanalıma Almanya'da bir Türkiye gönlüme bulunduğum mekana hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere arabalar hakkında bir video yapmak istedim. Almanya'da sorulan sorular arasından bir soruyu çekerek buna da cevap olsun amaçlı bu videoyu yapmak istedim. Ticaret yapmak isteyen kardeşlerim, transporta fiyatlar hakkında bana birkaç soru sormuşlardı. Hep küçük arabaları gösteriyoruz. Bu arada da bir transporta göstereyim dedim. Arkamda görmüş olduğunuz Ford Transit'ler var. Küçükten büyüğe doğru gidiyor. Onların fiyatlar hakkında, modeller hakkında, özellikler hakkında sizlere bilgi vereceğim. Ufaktan büyüğe doğru, oğuldan babaya doğru Ford Transit'ler gidiyor kardeşlerim. Videomuza başlayalım. Siz videonun tadını çıkarın. Ford Transit almak isteyenler, Almanya'da ticaret yapmak isteyenler, bu şekilde transportaya sahip olmak isteyenler bu videoyu iyi izlesinler. Başlayalım. Evet kardeşlerim, görmüş olduğunuz arabaların hepsi burada yepyeni, gıcır gıcır 0 kilometre arabalar. Hemen ufandan, oğuldan, bebekten başlayalım. Şuradan hemen size özelliklerini göstereyim. Ford Transit kurye yazıyor. Custom 1.5, 1.5'luk motoru var, dizel motoru var. Gördüğünüz gibi 2018'in 7. ayının 10'unda araba çıkmış. 75 kilometre gitmiş. Araba satışa sunulmuş. Yani 95 PS, 95 beygir gücünde 1.5'luk motora sahip olan bu arabanın fiyatı 14.950 euro kardeşlerim. Şöyle göstereyim. Kendisi çok büyük bir araba değil. Arkasına sığsa sığsa belki 2-3 tane çamaşır makinesi atabilirsiniz. Onun yanında bir boy büyüğü var. Hemen onu da göstereyim. Transit Connect. Şöyle baktığımız zaman zaten arasındaki farkı da siz görmüş olacaksınız kardeşlerim. Görüyorsunuz, bu biraz daha büyüğü. Hemen onun da fiyatına bakalım. Şöyle içini de gösterebilirsem ufaktan. Zaten Ford Transit'lerde değil, yani genelde böyle custom wagon dediklerimiz iş amaçlı, ticari amaçlı kullanılan arabalarda fazla bir özellik aramayın. Bu arabamızın da 101 PS, yani 101 beygir gücüne 6 vites. Gördüğünüz gibi burada da özellikler yazıyor. Klimasının olduğu, işte board computer'ın olduğu, 2 tane içecek takmak için yerin olduğu, onun gibi özellikleri var. Bu arabamızın da fiyatı 20.365 euro kardeşlerim. Şöyle baktığım zaman araba da kilometre yapmamış olarak gözüküyor. Bunu da taksitlendirmek isterseniz, burada da taksitlendirmek istediğiniz burada avantajların, yani nasıl taksit olur, onları buraya dökmüşler. 48 ay, işte 15.000 kilometre kullanabiliyorsunuz senede. Orada taksitleri de görüyorsunuz kardeşlerim. Yani 199 euro da ödeyerek bu arabaya da sahip olabilirsiniz. 47 ay boyunca 197 euro ödeyeceksiniz. Daha sonra kalan, şu da rest ratı diyor. Yani kalan para 9000 euro da üzerine para vereceksiniz. Hesabını siz yapın. 47 ay boyunca 200 euro ödedikten sonra 9000 euro da geri kalan parayı ödedikten sonra. Tabii bunun da burada Anzahlung diyor. Bakın hemen 2000 euro, onu da göstereyim size. 2000 euro önden peşin para veriyorsunuz. 47 ay boyunca 199 200 euro ödüyorsunuz. Daha sonra da geri kalan parayı da 9000 euro olarak da 47 ay sonra da bunu ödemiş oluyorsunuz. Yani bu arabanın size gelişi 20.000 euro 365. Hemen yanında bunlar tabii, şu bebekti. Yanındaki onun bir boy büyük kardeşi. Burada da yine bir kardeşlerden bir tanesi var. Onu da size göstereyim kardeşlerim. Bu da Ford Transit Custom yazıyor üstünde. Şöyle göstereyim. Kombi. Bunun da fiyatı 33.270 euro. Yine 48 ay. Bunu da taksitlendirme yaparsanız, şöyle göstereyim. 48 ay boyunca taksitlendirme yapabiliyorsunuz. 3500 euro ilk ödeme alıyorlar. Anzahlung dediğimiz peşinat alıyorlar. 329 47 ay boyunca ödedikten sonra geri kalan parayı da 14.307 euro olarak da vermek zorundasınız. Şunu da şöyle büyüklüğünü göstereyim. Sanırım, yalnız bu diğerlerine göre biraz daha değişik bir araba. Arkası camlı. Arkasında da koltuklar var. Siz bunu tam olarak göremiyorsunuz. Onu da size şöyle göstereyim. Bu yanda görmüş olduğunuz küçük arabaların ön taraflarında sadece 2 kişi oturabiliyor. Ama bu bir boy büyük olan bu Transit Custom yazan arabanın içine ön tarafa 3 kişi, sanırım arka tarafa
Hemen bakıyorum. 3 koltuk da burada. 3 koltuk, 9 koltuklu bir minibüs şeklinde bir araba. Bunu 9 koltuklu olarak düşünelim. Onun yanında da aynı modelin Custom Wagon dediğimiz kasalısı var. Onu da size göstereyim. Yani bu iş amaçlı. O yan taraftaki de aile veya bir servis yapıyorsanız 9 kişi 9 koltuğa sahip olan araba servis olarak da kullanabilirsiniz. Böyle iki tane yan yana duran güzel mavi renk, koyu bir mavi renk var. Bir tane de siyah spor görünümlü bir tane daha var. Hemen onun da fiyatına bakalım. Evet. Yine Ford Transit Custom yazıyor. 38.900 euro fiyatı var. 48 ay vade yapabiliyorsunuz. 5.000 euro peşinat ödemek zorundasınız. 47 ay boyunca da 399 euro ödedikten sonra, vadeleri bittikten sonra en son ödemeniz gereken fiyat da 17.168 euro. Arabanın toplam bedeli 38.900 euro. İş yapmak istiyorum. Bu büyüklükte bana araba yeter diyorsanız 38.900 euroyu verdiğiniz zaman bu spor görünümlü Ford Transit Custom'a sahip olmuş oluyorsunuz. Baştan alırsak bebeği gördük, abiyi gördük, büyük abiyi gördük. Ondan sonra en büyük abileri de gördük. Şimdi anne ile babalara gelelim. En büyüklerine gelelim kardeşlerim. Burada da Ford Transit'in biraz daha zaten ona göre de sıralamışlar. Küçükten büyüğe doğru almışlar. Böyle güzel bir onların bir boy büyüğü olan burada Ford Transit'in kendisine bakalım. Evet. 105 PS, 105 beygir gücüne sahip. Arabanın büyüklüğüne göre beygir gücü gerçekten az. 28.750 euro. 48 ay boyunca 369 ödüyorsunuz. Peşinat olarak, ansalim olarak bir şey yazmamışlar. Ondan sonra 11.407 euro ödedikten sonra, en son taksitini ödedikten sonra da bu arabaya sahip olmuş oluyorsunuz. Görmüş olduğunuz arabanın ön tarafı 3 kişilik. Arkaya doğru da kapalı kasa, kapalı panel van dediğimiz bu araba. Bunun yanında da artık bu anne olarak bunu söylersek, bunun yanında da bir babamız var. Bu daha da büyükleri, en büyükleri. Hemen ona da gelelim. Gördüğüm kadarıyla içeride 5 koltuğu var. Önde 2 koltuk, onun arkasında da çift kabin dediğimiz 5 kişi. 5 kişiden sonra da arka tarafta da yük yükleyebileceğiniz yerde mevcut kardeşlerim. Bunun da hemen fiyatı ve özelliklerine bakalım. Ford Transit Doppel kabini diyor zaten. Dediğim gibi çift kabin 38.360 316 euro. 48 ay boyunca 389 ödüyorsunuz. Peşinat ise 6.000 euro. İlk aldığınız zaman ödemeniz gereken para 389 euro. 47 ay boyunca ödedikten sonra da 15.943 euroyu da ödedikten sonra bu arabayı da sahip olmuş oluyorsunuz kardeşlerim. Ford Transit Almanya'da şu an 0 kilometrede olan arabaların fiyatları bu şekilde. Siz de bunları gördünüz. 14.000 15.000 eurodan başlayıp da işte en son baba olan araba 38.300 euroya kadar fiyatları çıkıyor. Ben kendi düşüncemi sizlere söyleyeyim kardeşlerim. Almanya'da sıfır araba alınmaz. Almanya'da ya ikinci el araba alacaksınız ya da Jahreswagen dediğimiz, yani bir sene kullanılmış, bir sene, sadece bir sene trafiğe açılmış, ortalama 3.000, 5.000, 7.000 kilometre gitmiş arabalar alırsanız bu görmüş olduğunuz fiyatın neredeyse yarı yarıya öyle bir arabaya sahip olursunuz. Şu araba sıfırken 38.316 euroysa bu arabayı bir yaşında alın, 7.000, 10.000 kilometre gitmiş şeklinde alın, bu arabayı rahat 20.000 euroya, 18.000 euroya da alabilirsiniz kardeşlerim. Görmüş olduğunuz gibi biz sizlere Almanya'daki hayatı, yaşamı ve araba fiyatları hakkında olsun, çöpler Almanların ne attı hakkında olsun, hurda arabalar hakkında olsun, Almanya'daki bütün detayları inceliğine kadar size anlatmaya, göstermeye çalışıyoruz kardeşlerim. Küçük araba fiyatlarını da göstereceğim. Zaten şu görmüş olduğumuz yer Volkswagen'in kendi bayisi. Burada da Ford Transit'leri koymuşlar. Onun arkasında da zaten küçük araba satan bir yine araba galerisi var. Oradan da videolarım gelecek. Orada da güzel arabalar duruyor. Ama ben bugün bu izlediğiniz videoyu sadece ticari amaçlı iş yapmak isteyen kardeşlerim sorduğu sorulardan dolayı bu videoyu çekmek istedim. Gördünüz, Ford Transit kapalı kasa olan arabaların küçüğünden büyüğüne kadar hepsini size gösterdim.
Yani sıfır araba almanızı hiçbir zaman için tavsiye etmiyorum. Ben Almanya'ya geleceğim, sıfır araba sevdasına kaçmayın kardeşlerim. Bu arabanın dediğim gibi 1 yaşında olsun, 2 yaşında olsun, 10 bin, 20 bin kilometre gitsin, o şekilde alın ki gerçekten yarı yarıya kar yapmış olursunuz. Yani bunu alıncaya kadar cebinize para yoktur, işte 3-5 bin euro biriktirmişsinizdir, bunu da ansalim olarak vermek istersiniz, yani peşinden olarak vermek istersiniz, gerisinde 300-400 euro öderim. Ya neyse, ne önemli değil, zaten bana ekmek getiriyor araba, değeri düşse de bir şey olmaz diyorsanız ayrı. Ama cebinizde 15 bin 20 bin euro para biriktirdiyseniz bunların ikinci eline gidin, ikinci elini alın. Sonuçta sıfır, yani sıfır olduğu zaman gerçekten 10-15 bin euro cebinizden fazla para çıkmış oluyor. İkinci elini denk getirirseniz temiz bir şekilde, o şekil alın ki kardeşlerim cebinizde paranız kalsın. Ben sizlere bu videoları yapıyorum ki Almanya'da dikkat edilmesi gereken konular hakkında da sizlere bilgi veriyorum. Çok yazan kardeşim oluyor, ben ticaret yapmak istiyorum, ben tır şoförlüğü yapmak istiyorum, ben Almanya'ya geldiğim zaman esnaf olmak istiyorum. İşte neler gerekiyor, ne gibi belgeler gerekiyor, araba fiyatları nedir, işte transporta fiyatları nedir, kapalı kasa minibüslerin fiyatları nedir diye soran kardeşlerime de ufaktan bilgi oldu. Almanya'da piyasa çok değişik. Almanya'da gerçekten, yani burada 38 bin euroya gördüğünüz şu Ford Transit'i belki başka bir şehirde 35 bin euroyu da görebilirsiniz. Belki başka bir şehirde 40 bin euroyu da görebilirsiniz. Almanya'da araba sektörü çok geniş olduğundan dolayı fiyatlarda gerçekten çok oynuyor kardeşlerim. Fiyatlarda da çok değişiklik olabiliyor. O yüzden siz Almanya'daki gerçekleri, ama sadece gerçekleri görmek istiyorsanız bu kardeşinizin kanalından ayrılmayın. Abone olarak da destek verebilirsiniz. Videoları kaçırmamak için de dediğim gibi abone olun, zil sesini açın. Ondan sonra videoları beğeniyorsanız like de atabilirsiniz. Hiç önemli değil kardeşlerim. Biz Almanya'da yaşayan Türkleriz. Zaten buradan, bu kanaldan kazanacağımız gelirleri de nereye gittiğinde siz de gördünüz. Allah nasip ederse de her gelen geliri de Türkiye'deki vakıflara, Türkiye'deki yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimize vereceğiz. O yüzden de bu da sizin hayırınız olacak Allah'ın izniyle. Ben sizlere veda edeyim. Bir dahaki videomda da, bir dahaki canlı yayınımda da görüşmek üzere diyeyim kardeşlerim. Ben sizlere her zamanki yaptığım gibi de tabii ki Allah'a emanet ettim. Siz Allah'a emanet olun. Biz de sizler için Almanya'da yaşamı, hayatı, bütün gerçeklerini gösteren Türkler olalım. Allah'a ısmarladık.